Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD bir dikdörtgen ve bunlar bir köşegen vermiş. Arkadaşlar köşegense köşegenler birbirine eşit değil miydi ve birbirini ortalıyordu. Dolayısıyla buradaki parçanın hepsi birbirine eşitti. E burada da bir ikiz kenarlık çıktı mı? Ekstradan çıktı. 71 ise burası da 71. 71, 71, 142, 38 mi kaldı buraya? Evet. E, burası 38 ise şu ikiz kenarlıktan dolayı burası da 38'dir. Sonra burada kaçı kaç yapar arkadaşlar? Burada kaçı? 40, e, 52 yapar. E, hocam ikiz kenarlıktan burası da 52 yapar. E Bu da 90'a tamamlayan açısı kaç derece yapacaktır? 38 derece yapacaktır. Niye bu kadar uzattıysam? Direkt 38 bulduk ya. Direkt Z'den dolayı 38 çıkıyor da zaten. Cevap Balıkesir oldu arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre ABC dedik dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle şurada bir açı ortaylık var. Arkadaşlar şurada 3'e 6 oran var. Yani 1'e 2 oran var. O zaman burası K ise burası nedir? 2K'dır değil mi? E soru çıktı gibi aslında. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız ama 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? 30 deyip yapmak daha mantıklı. 30, 90 ise 60 oldu burası. Bunlar da 30 30 oldu, burası da 60 oldu. 30'un karşısı 3 60'ın karşısında 3 kök 3 olur. Evet, dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. O da 9 9'la 3 kök 3'ün çarpımına eşittir. Cevap kaç yaptı o zaman? 27 kök 3 yaptı arkadaşlar. Cevap Zedremit oldu. 1 1 ve 4 verilmiş dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Normalde 90 derece olunca alfabeteye dalarız ama alfabetalık sadece bu dik üçgen var. Benzerlik kurabileceğim başka bir üçgen yok. Farklı bir hamle yapmalıyım. E burada yamuk şeklindeki ifadeler var. E ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikdörtgeni tamamlama en etkili silahlarımızdan biriydi. E dikdörtgenimizi şöyle tamamlarsak yani şöyle de yapabiliriz şöyle de yapabiliriz aslında ama iki hamleyle yapmış olabiliriz. O yüzden şöyle yaparsam en azından e, şurada da bir dikdörtgen burada da bir dikdörtgen oluşturmuş oluruz. Hocam yukarısı 1 ise aşağısı da nedir? 1. Yukarısı 4 ise aşağısı da nedir? 4. Hemen şu 1 ve 4 yazdıktan sonra burası da 90 derece ya. Aa hocam dikten dikinildi. Ne var burada? Öklit. H kare eşittir. 4 çarpı 1'den H da buradan kaç geldi? 2 geldi. H 2 bulduk. E hocam 2 ise bak burası 3 yaptı. Yani burası 3. Bir kenar 3. Diğer kenar 5. Alan nedir? 3 çarpı 5'ten 15'e eşit olacaktır. Cevap Balıkesir oldu. Ahmet kısa kenarı 17 cm. Uzun kenarı 32 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu şekildeki gösterilen yerlerden katlıyor. Evet EF boyunca katlamış bir de MN boyunca katlamış. Bakın şu şekil gelmiş. Bakın EF burada kalmış. Hop üstte kalmış. MN de burada kalmış. Hop şöyle olmuş arkadaşlar. Tamam. Böyle katlamış. Ondan sonra bir daha böyle katlıyor. Bir daha böyle katlayınca şu şekil geldi. Arkadaşlar şurasının kaç olduğunu biliyorum. 8. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Hatta burası da 8. Burası da 10 mu? Evet. MN, KL dikdörtgeni KL ve PL doğru parçalı kesiliyor. Buna göre karton açıldığında yani kesilip şu parça atılıyor, elimizde şu parça mı kaldı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Katlamalar nasıl açtı yaptıysa geriye doğru açılımı yapacağız. Hocam bir öncekinde şöyle katlamış, o zaman ben de böyle açacağım. Haydi açalım bakalım. Şu şekilde açtığım zaman hop katlamasını açtık mı açtık? E hocam. Dolu olan kısım burası, boş olan kısım burası. O zaman dolu olan kısım hop şöyle, hop şöyle, şunu şöyle dolu olduğunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle dolu mu oldu arkadaşlar burası? Ya da dolu olan kısmı şöyle göstereyim isterseniz. Bakın. Şu kısım dolu olan kısım mı oldu arkadaşlar? Evet. Boş olan kısımlar da burası. Şimdi açılımı nasıl yapacağım? Arkadaşlar böyle ve böyle katlamıştı. O zaman ben yukarıya doğru böyle açacağım. Aşağıya doğru da böyle açacağım. Yukarı doğru böyle açtığımda şu geldi. E, yukarı doğru böyle açtığımda bunun da simetriğini alacağım. O zaman bunun simetriği şöyle mi oldu arkadaşlar? Şöyle mi oldu? E o zaman bizim şeklimiz şu şekilde mi oluştu arkadaşlar? Evet. Şimdi bunu aşağıya doğru açacağım. Aşağı doğru açtığım zaman da arkadaşlar nasıl oluyor? Hop şöyle hop şöyle simetriğini aldık. Simetriğini aldığımız zaman şu şekilde karşılaştık arkadaşlar. E ben bunun katlamasını aldım böyle. E bunun da açılımı nasıl olacak arkadaşlar? Şu, şu şekilde boş kısım buraya geliyor. Bak simetriği boş olan buraya boş olan buraya. Dolu olan burası mı oldu arkadaşlar? Evet dolu olan kısım burası oldu. Şimdi açıldığında kağıt şu mu yaptı arkadaşlar? Bakın şöyle şu kısım yapmış oldu dolu olan kısım. Karton açılımında oluşan şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu onları yazalım. 10 sa burası da 10 mu? Evet. Hocam 10 sa burası da 10 mu? Açtığımızda evet. Şunu açtığımızda burası da 10 mu? Evet. E hocam burası da 10. Burası da 10. Burası da 10 mu? Evet. Şimdi şeklin çevresine bakalım. Şeklin çevresinde ne var arkadaşlar? Şu. 10, 20, 30, 40 burada var. 40 artı 10, 20, 30, 40 burada var. 40 artı. Bir de şuradaki uzunluklar yok mu arkadaşlar? Yani bunlar da 17'şer birim değil mi? Yani 17, 17, 34 de orada var. Topladığımız zaman 80 artı 34'ten kaça eşit oluyor arkadaşlar? 114'e eşit oluyor. Güzel bir soru. Cevap böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir. Evet kare şeklindeki bir dantelin yarısı burada. Aslında bu da bir katlama sorusu gibi arkadaşlar. Aşağı doğru katlanmış. Biz ne yapalım? Şunu yukarı doğru açalım. Tamam. Bu dantelin bu dantelin ekranın üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda 4 birim aşağı kaydığında bak köşeleri 4 birim aşağı kaymış. Yani şuradaki mesafe kaç birim diyor sana? 4 birim diyor. Şuradaki mesafede yine kaç birim? 4 birim. Aynı zamanda bu bizim köşegenimiz değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü köşegen e, bu 4 birim 4 birim aşağı kaydı. Köşegen önceden burasıydı. E, köşegen olduğundan burası 45 derece. Hocam köşegen olduğundan burası da 45 derece diyebiliriz. Sonra ne diyor? Sonra bu durumda diyor, Dante'nin alanının 48 birim kare arttığı görülüyor. Arkadaşlar önceden alan burasıydı. Şimdi şu kısım arttı. Yani artan kısım var burada şurası kaç diyor 48 diyor. Buraya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Buna göre de antenin alanı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız gençler? Burada ee, buradaki alanı şey yapmam lazım. Şuradaki yüksekliği ben 4 buldum değil mi? Yani şuradan da yamuk oluştuğu için şuradaki dikmeleri çizecek olursam arkadaşlar. Hocam burası 4. E 45 90'dan dolayı burası da 45 burası da 4 yaptı. Aynı şekilde burası da 4 burası da 4 yaptı. Şimdi şurada kalana bakalım. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8 hocam. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8. 8 8 16. 48'den 16 çıkartırsam kaç kaldı? 32. Yani şuradaki dikdörtgenin alanı 32 olacak. Bu dikdörtgenin alanı 32 ise 4 ile neyi çarparsam 32 yapar? 8'i. O zaman bu kenar 8 oldu. Yani burası 8 oldu. Buna göre diyor dantelin alanı kaç birim karedir? Tüm alan isteniliyor bizden arkadaşlar. Bakın karenin bir köşegenini bulmuş olduk mu arkadaşlar biz burada? 8 burada, 4 burada, 4 burada. Karenin köşegenini kaç bulduk? 16 bulduk. E hocam burası A, A. A kökü eşittir 16 ise A'yı buradan kaç buluruz? 8 kök kökü buluruz. A 8 kökü ise o zaman alan kaç yapar? 8 kökünün karesi yapar. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 128 yapıyor. Yani cevabımız Cehan oldu. Kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan ABC dikdörtgeni biçimindeki kağıt bu şekilde katlanmış. Ee, sonra ne olmuş? Daha sonra BK ve DK bo do boyunca kesilerek BCK ve DKE üçgenleri atılıyor. Evet. Şu üçgen ve şu üçgen ne olmuş arkadaşlar? Atılmış. Buna göre kalan kağıt parçası tekrar düzlemsel bir şekilde açıldığında alanı kaç birim kare olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şu kısım, şu kısım atıldı. Elimde kalan kısım neresi? Şu bölge değil mi? Evet. Elimde kalan kısma bakalım. Şu bölgenin alanını bulacak olursam ve ben bunu açtığım zaman bu üçgenler iki tane üst üste olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. İşte bu üçgenin alanının iki katı soruluyor aslında bize. Şimdi katlamaya bakalım öncelikle. Hocam burası 6. Tamam burası da 6. Burası da 6. Değil mi? Katladığımızda üst üste binen kenarlar 6. E hocam üst üste binen kenarlar 6. Şu kenarla da şu kenar üst üste biniyor mu? Biniyor. Şu açılar da üst üste biniyor. A açı ortaya çıktı. Hocam karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde Lütfen Z'ye dikkat açı ortaylık varsa. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı mı? Yaptı. E ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şu 8'i kullanabiliriz. Hocam bunun tamamı 8 değil mi? Evet bunun tamamı 8. Hocam ben buraya bir x dersem. Ee, buraya ne kaldı? 8 eksi x mi kaldı? E hocam noktaya nokta bak. Açı ortay z'den dolayı nokta nokta dedik. 8 eksi x ise burası da 8 eksi x değil mi? Aynen öyle. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? bizden istenilen üçgenin alanı şu. Bu üçgenin alanından kaç tane isteniliyor? İki tane isteniliyor. Burada ne var? Pisagor bağıntısı mı var? Öncelikle bir Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar burada. 8 eksi x'in karesi aşağıya doğru geleyim. 8 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi olduğundan dolayı. 64 16 x artı x kare eşittir. x kare artı 36 olduğundan dolayı x kareler gitti. Buradan 16 x öbür tarafa atıyoruz e, 36 64'ten 36 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 28 kalıyor. 28 eşittir 16 x yaptı. O zaman x de buradan 28 bölü 16 yaptı. 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 4. 7 bölü 4 yaptı. Tamam. 7 bölü 4 ise o zaman 8 eksi x kaç yapar? 8 eksi x'i bulalım arkadaşlar. 8 eksi x de 8 eksi 7 bölü 4. 4 kere 8 32. 25 bölü 4 yaptı. Arkadaşlar burası 25 bölü 4 yaptı. İsterseniz siz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tüm dikdörtgenin alanında şu alanları çıkartabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Hocam şu parçalar atıldı ya. Bu parçalar atıldıktan sonra ne oldu? Elimde şu üçgen kaldı. E, bu üçgen de katlamayı açtığım zaman iki tane üçgen olmayacak mı? Yani şuraya A alanı diyecek olursam benden 2A alanı isteniyor. 2A alanı da nedir arkadaşlar? 2 çarpı A alanı. 25 bölü 4 tabanımız kaç? Bu. Yüksekliğimiz kaç? Bu. Yani 25 bölü 4 çarpı 6 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler de gitsin buradan. O zaman 2 alanında ne eşit oluyor arkadaşlar? Şununla da şu sadeleşsin. 2 kalsın 3 kalsın. E, 75 bölü 2 mi yapıyor arkadaşlar? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle denizli oldu. ABC'de bir dikdörtgen ABE doğrusal demiş. ABE doğrusal eyvallah. 9 vermiş. O zaman burası da 9 hocam. Şuradaki üçgenin alanı isteniyor. Şekilde 90 derecede özel bir açı olunca üçgenin alanı büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yüksek bölükten çıkıyordu ama Hocam bu üçgende hiçbir taban uzunluğu yok. Ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanacağız. İster alfa betaya dal. Alfa betaya daldığında hocam şurası şu üçgenle şu üçgende benzerlik var deyip işlem yap. Ya da direkt alfa betaya dalmadan da zaten görüyorsun. Hocam şurada bir ne var? Kelebek var. E o zaman kelebek. Hocam ben buraya x buraya y dersem. 9 bölü y neye eşittir arkadaşlar? x bölü 4'e eşittir. x bölü 4'e eşittir. x çarpı y buradan 36'ya eşit oldu? Aynen öyle. E bizden ne isteniyor gençler? Bu üçgenin alanı. Bak x tabanına ait yükseklik y değil mi? Yani senden istenilen alan x çarpı y bölü 2. Hocam x çarpı y'yi zaten 36 bulmuştuk. 36 bölü 2'den kaç çıkacaktır? Cevap 18 çıkar. Yani cevap Ceyhan oldu. ABCD bir dikdörtgen ve kenar ortay kenar ortay verilmiş. Şuradaki aşağıya olan kısım isteniliyor arkadaşlar. Valla arkadaşlar ben direkt buradaki bireyik oranını fark ettim. Sonra ne yaparım? 12'yi kullanmak için dik çizerim. 2 bölü 3'ten dolayı burayı 8 olarak bulurum. Hocam nasıl buldum bunu diye soracak olursanız. Niye 1'e 2? Bak bu kenar ortay bu kenar ortay. Ya şekil karışacak ama yapacak bir şey yok. Sonrasında sileriz. Hocam şöyle bir üçgen olduğu zaman bak çünkü niye kenar ortaylar olunca ağırlık merkezi atma geldi. E ben bu üçgen çizince hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Bu yüzden burası ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Ağırlık merkezi olduğundan dolayı burada 1'e 2 oran yok mudur arkadaşlar? Ya da burada 1'e 2 oran yok mudur arkadaşlar? Vardır. Şimdi şunu sileyim kafa karışıklığı olmasın. E hocam bizden x isteniyor. X'i ne yapacağız? 12 kullanmam lazım benim, değil mi? E 12 kullanmak için bir hamle yapmam lazım. Hocam burası 6, burası da 6 oldu. İsterseniz buradan dik çizip yapabilirsiniz. İsterseniz bu dikin devamını getirip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dikin devamını getirdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Aa hocam burada bir şey var. 1'e 2 oran var ya. Bak 1 bölü 3 oran var burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. A bölü 3 A eşittir. Şuraya n diyecek olursam n bölü 12 eşittir. n bölü 12 eşittir. Değil mi? Sonra buradan 4 katı 4 katı n'i buradan 4 buluruz. n 4. Aa hocam x artı 4'te 12 eşittir değil mi? x 4 4'te eşittir 12 olduğundan x' de kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. Yani cevap balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre ABCD dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam dik taban iki parçaya bölmüş. Yüksekliği ayrı bir gözle bakıyoruz kardeşim. Şimdi ben size dik taban iki parçaya bölmüş deyince aklınıza ne geldi? Aynen öyle. O zaman videoyu kapat kendin çöz bakayım şimdi bana. Ben çözmeye devam ediyorum. Kardeşim dik taban iki parçaya bölmüş. Üçgen bilgisinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Üçgen bilgisi olmadan dörtgenlerin çoğunluğu çözülmüyor görüyorsunuz. Hocam aklıma ikizkenar geldi. Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar. A hocam aynı zamanda bu açı ortaydır. Tamam. E hocam 7 ise burası da ne oldu? 7 oldu. E artık sen buradaki Pisagor bağıntısından şuradaki A'yı bulursun. 7'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesinden. E, 49'dan 9 çıktı. 40. A kare 40 ise A'yı buradan kök 40. Yani 2 kök 10 olarak buluruz. A buradan 2 kök 10 benden dikdörtgenin alanı isteniyor. Alanda 4 ile 2 kök 10'un çarpımı değil midir? Evet. Yani cevabım böylelikle 8 kök 10 çıkar. Cevap denizli. ABC dikdörtgeni dörtgeni C'ye boyunca katlandığında katlama açıyorduk. Açılmış hali var zaten şeklinde elimizde. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 25 ise burası 25. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. Bunlar da ne olur ne olmaz diye gösterelim şöyle. A ne çıktı arkadaşlar burada? 25 20. Şurada bir dik üçgen var mı? Var. 15 20 25 üçgenden burası 15 olur. E hocam bunun tamamı zaten yukarıda 25'ti. O zaman x'e kaç kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. Yani cevabımız denizli yaptı. Yukarıdaki verilere göre A E artı KH Kara Hüseyin kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Bu verilen bilgilerle bir şey yapamam ama bakın burada Egean Kara uzunluğu K iken Kara Fatma 3K verilmiş. Evet Egean Kara'ya bir K diyelim. Kara Fatma'ya da 3K diyelim. Hocam ben buradaki oranlamayı kullanacağım. E, oranlama kullanmak demek ne demektir? Benzerlik kullanmak demekti. E hocam buradan paralel çizebilirim böyle. Ya da şu paraleli şöyle uzatabiliriz arkadaşlar. Sonuçta bu buraya dik değil mi? Adam bunu vermiş. Ben bunu kullanayım o zaman. Tamam şunu uzattım. Ya bunu uzattığım zaman burası da 90 oldu. Çünkü paralel olduğundan dolayı şuraya. E hocam 1'e 3 oran var. E burada 1'e 3 orandan dolayı burası enken burası da 3'en değil midir? 1'e 3 değil mi? Çünkü burası 3K arkadaşlar. Şuraya kırmızıyla yazayım. Böyle bazen titizlik yapıyorum. 1'e 3 ya. Temel oranında 1'e 3. E toplam 4 tane eşittir 8 sayını buradan kaç buluruz? 2. Hocam en 2. 3 N kaç yaptı? 6. E bunlar da birbirine eşitmiş. E o zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Yani 6 ise burası da 6 olacak. A'ya kaç kaldı? 4 kaldı. Şimdi B isteniyor. E hocam B için de şuna dalış yapalım. Hocam burada 1 bölü 4 oran var değil mi? K bölü 4 K eşittir. Şurada M diyelim. M bölü 6'ya eşit değil mi? M bölü 6'ya eşit. Buradan da M kaça eşit oldu arkadaşlar? 6 bölü 4'e yani 3 bölü 2'ye eşit oldu. Hocam hem de 3 bölü 2 ise B de neye eşit olacaktır? Bakın B artı 3 bölü 2. Şuraya bakın. B artı 3 bölü 2 9 eşit değil mi? Ee, B de buradan 9 eksi 3 bölü 2'den 15 bölü 2 geldi. A benden ne isteniyor arkadaşlar? A artı B isteniyor. A artı B'yi yazayım. A artı B nedir arkadaşlar? A'yı kaç bulmuştuk? 4. 4 artı 15 bölü 2'den 2 kere 4 8 15 daha 23 bölü 2 çıkar cevabımız. Yani cevap açay oldu.